Diyelim ki Tebriz'de zengin bir ailenin kızısınız. Sade bir talebeyle evleniyor ve onun eğitimine devam etmesi için Necef yollarına düşüyorsunuz. Necef şehrinin sıcaklığını ve gurbetin yalnızlığını düşünün. Allah size bir çocuk veriyor. Sonra çocuğunuz ölüyor. Sonra bir çocuk daha veriyor. Bu kez bebekken ölüyor. Sonra tekrar veriyor ve tekrar ölüyor. Bütün bunlar bir yana, fakirlik yakanıza yapışmış bırakmıyor. Öyle ki birer birer ev eşyalarınızı satıyorsunuz. Hatta yatağınızı bile. Böyle bir durumda inancınız, sabrınız, tahammül ve ahlakınız ne hale gelirdi? Tüm bunlara dayanabilir miydiniz? Peki yoksulluğa sabretmenin karşılığı daha büyük bir şey olsaydı, o zaman ne yapardınız? Allame Tabatabai'nin eşinin durumu işte böyleydi. Allame onun hakkında şöyle diyordu. Ben yazdığım El Mizan tefsirini eşime borçluyum. Eğer eşim olağanüstü sabrıyla bana destek olmasaydı, tahsilime devam edemezdim. Olağanüstü bir sabır ve bu sabır sayesinde El Mizan'ı yazmak. Eşinin kendisine desteğini şöyle dile getiriyor Allame. Araştırma yaptığım zamanlar benimle konuşmaz, benim için sakin bir ortam hazırlamaya çalışırdı. Dikkatimin dağılmamasına özen gösterirdi. Saatte bir odamın kapısını açar, çayı sessizce bırakıp çıkardı. Eşinin olağanüstü makamını Allame şöyle dile getiriyor. Kumda eşim Hazreti Masume'ye selam verdiğinde ben Hazret'in ona verdiği cevabı duyardım. Aynı şekilde ziyarete Aşura okuduğunda ben İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ona verdiği karşılığı duyardım. Allame vefalı eşini aşkla sever, ona sonsuz saygı duyardı. Vefatından sonra uzun müddet her gün eşinin kabrine gider ve hasretle eşine ağlardı. Bu karşılıklı sevgi herkesin ilgisini çekmekteydi. Acaba evi süpürürken veya Allame'ye çay verirken semalarda bu kadar meşhur olduğunu biliyor muydu? Büyük bir şahsiyetin inşasında bu kadar etkili olduğunun farkında mıydı? Keşke onun yaşam öyküsünü anlatan kitaplar olsaydı ve bu kitaplar bize ders kitabı olarak okutulsaydı. Ahlak, fedakarlık, eş olabilme, ihlas dersi. Buhranlarda hayat nasıl yönetilir? Kalem kullanmadan El Mizan tefsiri nasıl yazılır? Meşhur olmadan önemli insan nasıl olunur? Eşinizin büyük hedeflere ulaşmasına en zor koşullar altındayken nasıl yardım edebilirsiniz? Kadın olma ama ihlaslı kadın olma dersi. Seven ve sevilen bir kadın olma dersi. Alim olma dersi. Hiçbir yerde dillendirmeden, büyük sözler etmeden, sessizce. Nasıl bazı insanlar bir köşede sessizce melekut alemine ulaşabiliyor? Nasıl hem insan olup hem de insan yetiştiriyor? Nasıl sade bir yaşam ile sıra dışı hayat yaşıyor? Odanın bir köşesinde seccadenin yanında oturmuş Allame'nin elbisesini dikiyor. Allah'ın selam ve bereketi Allah dostlarının üzerine olsun.